Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer izleyiciler, kıymetli konuklar, değerli katılımcılar, hepinize en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ruh sağlığı ve din konulu sempozyumumuzun ikinci gününün üçüncü oturumundayız. Başarılı gelişmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Önce katılımcılarımızı tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Zühal Ağılkaya Şahin, Doçent Doktor Kenan Sevinç, Doktor Metin Güven, Araştırma Görevlisi Eyüp Ensar Öztürk Beylerin sunduğu ortak hazırlayıp Eyüp Ensar Öztürk Bey'in sunduğu bir bildiri olacak. Ben Zühal Hanım'la Ensar Bey'e buradan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Evet, bir diğer konuşmacımız doktor öğretim üyesi Okan İmre. Okan Bey'i göremedim yalnız. Maruf hocam, Okan Bey gelmedi mi? Herhalde gelecek, biraz sonra katılır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Çiğdem Gülmez hocanın gelemeyeceğini ifade ettiler. Ben de hem oturum başkanı hem de katılımcı olarak katılacağım. İsmim Mehmet Emin Yağcı. Dumlupınar Üniversitesi İslam ve İlimler Fakültesi'nde görevliyim. Şimdi 15 dakikalık bir konuşma süremiz var. Fakat Çiğdem Hanım katılmıyor. Birkaç dakika ilave edebiliriz. Fakat Okan Bey'in de bir isteği olmuştu. Bir başka katılımcı daha katılacak. Okan Bey geldiği zaman inşallah onda ne kadar süreyle konuşma yapacağını kararlaştırırız. Ona göre yani 15 dakikadan böyle 1-2 dakika daha fazla bir zaman dilimi konuşmacı olarak geçirebiliriz. Ben Eyüp Ensar Öztürk Bey'e sözümü veriyorum. Önce kendisini kısaca bir tanıtmasını istiyorum. Daha sonra da konusunu sunmasını kendisinden arzu ediyorum. Eyüp Ensar Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet. Sağ olun, teşekkür ederiz. Tüm katılımcılar, dinleyiciler, herkes hoş geldi diyelim tekrardan. Umarım güzel bir oturum olur. Zaten bu herhalde son oturum, biraz herkes yorgun olduğundan inşallah sabırla güzel bir şekilde geçer diye ümit ediyorum. İnşallah. Ensar Öztürk'ten İstanbul Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim. Din psikolojisi ana bilim dalında. Doktorama devam ediyorum. Yani araştırmada esas çalışan, katkısı olan hocalarımız Doçent Doktor Zuhal Ağılkaya Şahin hocamız, Medeniyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi. Kenan Sevinç hocamız Çanakkale 18 Mart'ta öğretim üyesi. Din psikolojisi alanında hepsi. Metin Güven hocamız da Amerika'da şu an araştırma için. O da oradan katkı sundu, sağ olsun. Böyle hocam bizim ekip. Maşallah. Farklı fakültelerden. Evet, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Başlıyorum o zaman hocam ben. Buyurun. Ben de kronometremi açayım. Tamam, buyurun. Eyvallah hocam. Gidiş geçelim. Tekrardan herkes hoş geldi. Umarım faydalı bir oturum olur. Bugün spiritüel iyi oluş ölçeğinin Türkçe uyarlanması sorunu bağlamında spiritüellik üzerine kavramsal bir tartışma başlıklı tebliğimizi sunacağız. Dediğimiz gibi yani biraz önce de tanıttığım arkadaşlar sağ olsunlar çok ciddi katkı yaptılar araştırmaya. Biz de ufaktan olsa bir katkımız oldu diyebiliriz. Spiritüellik, maneviyat, dindarlık son zamanlarda çok önümüze çıkan kavramlar. Tabii biz ilahiyat kesimi olarak zaten çalışma alanımız bu konular ama yani ilahiyat dışında özellikle sağlık alanında psikolojide, psikiyatride, ruh sağlığı alanında son dönemlerde çokça karşımıza çıkıyor. Bunun nedenini önce anlamaya çalışalım. Sabahki oturumlarda da hocalarımızdan biri bu oturuma atıfta bulunarak ne göreceğiz bakalım spiritüellikle alakalı diye bahsetmişti. Şöyle ki
Yani tabii öncelikle sağlıktan gidiyoruz hocam. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı hani sadece böyle hastalığın, rahatsızlığın olmayışı olarak değil, fiziki, ruhi, sosyal açıdan iyi olma hali diye tanımlıyor. Yani burada bizim üç boyut, hani sağlığın üç boyutu dediğimiz fiziki, ruhi, sosyal bağlamından bahsediliyor. Ama son dönemlerde özellikle dördüncü bir boyut olarak spiritüel sağlık ön plana çıkıyor. Şu sıklıkla vurgulanıyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü tarafından 98 yılında genel sağlığın önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Spiritüel sağlığın dört temel özelliği ise hocam uygun bir yaşam tarzı, hani başkalarıyla bağlantı, yaşamın anlam ve amacını sormak, aşkındır. Aslında yani hani spiritüel sağlık derken biz bu dört temele atıfta bulunuyoruz. Burada tabii ileride de bahsedeceğimiz üzerine maneviyat, dindarlık, spiritüelite ayrımına atıfta bulunuyoruz. Bu tabii bu doğrultuda 2015 yılında ülkemizde de Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokol imzalanıyor ve bu sağlık anlayışı yaklaşımı bağlamında hastanelerde talep eden hastalara manevi danışmanlık hizmeti verilmeye başlanıyor. Çünkü sağlığın bir dediğim gibi bir boyutu, faktörü olarak görülüyor. Burada da iki farklı bakış açısı var hocam. Birincisi fiziksel, hani dediğimiz gibi üç boyut, dördüncü boyut spiritüalite diyoruz. Bununla birlikte hani maneviyatı veya spiritüaliteyi bir boyut olarak görmekle birlikte bazı araştırmacılar aslında spiritüel sağlığın diğer üç boyutu kapsadığını, yani diğer üç boyutun üstünde olduğunu iddia edenler de var. Böyle iki farklı bakış açısı bulunmaktadır. Peki din ve maneviyat nasıl farklılaşmış, ne olmuş? Yani daha sonra tabii yani bizim maneviyat dediğimiz orada daha çok spiritüalite diye geçiyor ama bu ayrım aslında 94'te ilk başta bu DSM tanı kitabında, ruh hastalıkları tanı kitabında dini ve manevi sorunlar diye ayrı bir başlıkla birlikte ortaya çıkıyor. 2011 yılında yakın bir zamanda APA dediğimiz American Psychological Association'ın din psikolojisi olan 36. bölümü var. Onun adı din ve maneviyat psikolojisi olarak değiştiriliyor. Dolayısıyla din ve maneviyat ayrımına gidilmiş. Ama burada araştırmalara baktığımızda zaten sosyal bilimlerin en büyük problemlerinden biri kavramları, soyut kavramları tanımlamak. Çünkü biz bir kavramı tanımlamadan onu ölçemiyoruz. Hani ölçmek için de onu yani tanımlayarak ölçeriz. Ölçeceğiz ki ondan bir bize bir karşılığı olsun. Dolayısıyla yani dindarlık, din, maneviyat, spiritüellik kavramlarının tanımlanmasında yani mutabakat sağlanamamakla birlikte temsil ettiği bazı kavramsal karşılıklar bulunuyor. Mesela din daha çok kurumsal, ritüelistik ve ideolojik görülürken maneviyat kişisel, duygusal, tecrübi, düşünsel, aşkın bir boyut olarak görünüyor. Bu da tabii dini daha doktrinler yapıyor ve kurumsal bir kimliği var. Maneviyatın aşkın boyutu var. İşte anlam arayış, kendini keşif, kutsalla bağlılık gibi değerler onu daha çok sübjektif hale getiriyor. Tabii bu aslında baktığımızda hani dini biraz daha ötekileştiren, yani daha böyle farklı bir, daha dar bir çerçeveye sıkıştırmaya çalışan bir yaklaşım. Bunun yansımalarını şöyle görüyoruz hocam, din maneviyat yaklaşımında. Yani farklı şekillerde alabiliriz. Ya din maneviyatı kapsayan bir önceden ilk çalışmalar bu şekilde. Hani maneviyatsız din olmaz yaklaşımı vardı. Daha sonraki çalışmalarda maneviyat aslında dini kapsıyor gibi görüldü. Ve günümüzde artık daha eklektik bir yaklaşımla din ve maneviyat her ne kadar benzeşmese de ayrı yönleri olsa da bir arada olabilir, ortak özellikleri var diye farklı kümeler halinde, kesişen kümeler halinde izah ediliyor. Ama yani söylem olarak baktığımızda fanusun içindeki balık dini temsil ederken
okyanus maneviyatı temsil ediyor. Bu da aslında teolojik olarak yani bizi yani psikolojik bakış açısıyla dini daha böyle dar bir alana sıkıştırdığımız yani sıkıştırılmış bir yaklaşımı itiyor. Dolayısıyla biz bu yaklaşımı yani bu bakış açısını çok baskın olmasına rağmen yani aslında dinin de manevi yönler olduğunu iddia ederek bu işte ölçekte, spiritualite ölçeğini Türk örneklerinde bir deneyelim dedik. Ölçekten bahsedelim hemen hızlıca. Spiritual iyi oluş ölçeği çok kullanılan yaygın bir ölçek. 82 yılında Palitzer ve Edison tarafından geliştiriliyor. Daha çok yani biz hani spiritüelliği ölçen bir ölçekten ziyade spiritüel iyi oluşu ölçüyor. Burada böyle bir ayrım yapmışlar ölçeği ilk yazarlarken. Yani biz sadece iyi oluşun bir boyutu olarak spiritüel iyi oluşu ölçüyoruz. Burada spiritüelliği ölçmüyoruz diye söylüyorlar. Bugüne kadar da hani neden biz bu ölçeği seçtik? Çünkü dünya genelinde 5 hani farklı kıtada 500 üzerinde çalışmada ondan fazla dile ve birçok dini gruba, dini topluluğa uyarlanmış bir ölçek. Dolayısıyla bayağı sosyal bilimlerde, sağlık alanında, psikolojide kabul gören bir ölçek. Ölçeğin spiritüel iyi oluştan kastı iki boyutu var. Birincisi dini iyi oluş ve ikincisi de varoluşsal iyi oluş. Burada şeyi görebiliriz yani hani spiritüel iyi oluştan kastın ne olduğunu. Hani dini birinci boyut dini iyi oluş. Yani Tanrı ile ilişki dediğimiz daha çok dikey boyutu temsil eden bir yaklaşım tarzı. İkincisi varoluşsal hani hayattan beklentiler, anlam arayışına yönelik onu da gören varoluşsal iyi oluş ölçeği. Alt boyutu diyelim. Yani hem dini oluş ve varoluşsal iyi oluş bize topluca spiritüel iyi oluşu vermektedir. Ölçeğin bakış açısı böyle. Aslında 2015 yılında Zuhal Hocam'la tekrar ilk başta bir tercüme uyarlama girişiminde bulunduk. Onun hatta çalışmasını yaptık, sunumunu yaptık uluslararası bir sempozyumda. Ama daha çok üniversite öğrencileriydi bizim örneklememiz. Üniversite öğrencileri olunca bu hayatın anlamına, amacına dair bazı sorularda sıkıntı yaşadık. Çok böyle beklediğimiz istatistiki değerleri yakalayamadık. Dolayısıyla o dönemde yani ölçeği devam ettirmedik çok fazla. Beklediğimiz değerleri bulamadık. Daha sonra tekrar ya bir daha deneyelim dedik. Bu sefer farklı bir yaklaşımla yaklaştık. Mesela maneviyat yerine spiritualiteyi kullanalım. Hani manevi, bizimki ilk başta manevi iyi oluş ölçeği diye çevirdiydik. Spiritual iyi oluşu tercih ettik burada. Çünkü maneviyat Türk toplumunda daha çok dinle irtibatlandırılan, spiritualite daha evrensel bir kavram olarak günümüzde Türkiye'de karşılanıyor. Fakat ifadesinin karşılığı olarak da biz ilk başta Allah'ı tercih etmiştik. Bu çalışmada yine daha böyle kapsayıcı olsun diye Tanrı kelimesini kullandık. Tabii bunu en son online bir şekilde 140 kişiye yaş grubu daha geniş, sadece öğrenciler değil 18-65 yaş arası geniş bir katılımcı grubuna uyguladık. Burada zaten demografik verileri görebilirsiniz. Bunu zaten çok değinmemize gerek yok. Her yaş grubundan, eğitim grubundan, gelir durumundan katılımcımız bulunuyor temsil gücü açısından. İlk olarak açılımlayıcı faktör analizi yaptık. Hani iki boyut oluşuyor mu oluşmuyor mu diye. İki boyutun oluştuğunu gördük biz burada. Aynı şekilde bu dini oluş ve varoluşsal iyi oluşa dair. Burada soruları görebilirsiniz. Soruları zaten ileride yani maddeleri diyelim sorulardan ziyade maddeleri tartışacağız. 20 madde bulunuyor. Bu maddelerin neye karşılık geldiğini
ileride tekrar şey yapacağız, gündeme getireceğiz. Doğrulayıcı faktör analizine baktığımızda ise her ne kadar açımlayıcı da maddeler bize iki boyuta şey olsa da, iki boyut çıksa da doğrulayıcı faktör analizinde beklediğimiz değerleri bulamadık. Yani istenen o kabul edilebilir Ramsey değer olsun, TFI değeri olsun, bunlar düşük çıktı. Dolayısıyla yani bu uyarlamada çok standart ölçeğin verdiği skorlara ulaşamadık. Biz buradan tabii bu ölçek üzerinden yapmaya çalıştığımız aslında genel bir spiritüelite tartışması yapabilmek. Şöyle ki yani burada sorularda da görebilirsiniz mesela Tanrı'nın beni sevdiğine ve önemsediğine inanıyorum. Kişisel olmadığına ve gündelik hallerimle ilgilendiğine inanıyorum. Tanrı'yla kişisel olarak anlamlı bir ilişkim var gibi direkt böyle tecrübi bireysel, Tanrı'yla bireysel ilişkiyi ifade eden sorular bizim Türk Müslüman örneklemde kafa karışıklığına, tepkilere aynı zamanda yol açıyor. Hatta ilk soruda Tanrı'ya dua etmek pek beni tatmin etmiyor ifadesi. Özellikle mesela anketi hani doldurmak için verdiğimiz, gönderdiğimiz kişilerde bu tarz olumsuz ifadeler bizde tepki olarak geri döndü. Peki biz buradan nasıl bir sonuç çıkardık? Şöyle ki yani bizim yaptığımız araştırmaya göre Müslüman örneklerinde maneviyat batıdakinin aksine hani dindarlıktan ayrı değil, onunla birlikte iç içe bir kavram olarak görülüyor. Daha çok maneviyat hani din, ahlak, tasavvuf, moral gücü gibi anlamlara karşılık geliyor. Bununla birlikte 2000'li yıllardan sonra batıdakiyle uyumlu bir maneviyat yani ruhsallık, spiritüelite kavramları daha çok benimsenmeye, kullanılmaya başlanmış literatürede baktığımızda. Biraz önce de bahsettiğim gibi Tanrı'ya dair olumsuz ifadelerin cevaplanmasında, anlamlasında tepkiler aldık. Yani başka araştırmalarla da desteklendiği gibi genelde Türk Müslüman örneklerinde olumlu bir Tanrı tasavvuru var. Bu da olumsuz ifadeler ölçeğin yapısını olumsuz manada etkilediğini gördük. Bizim için önemli konulardan biri de bu tarz ölçeklerin yani maneviyat, dindarlık, spiritüel iyi oluş gibi ölçekler Batı menşeli olmasından mütevelli o kültürün ve toplumun izlerini, değerlerini taşıyor. Dolayısıyla uyarlama çalışmalarında böyle özellikle soyut kavramlarda kültürel hassasiyeti göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani Yapıcı ve Koçak Hoca'nın çalışmalarında da buna değinmektedir. Yani Hristiyan dünya görüşü ve insan tasavvuruna dayanan teorilerin Müslüman bireyin inanç dünyasını anlamada yetersiz kalacağını ifade etmişlerdir onlar çalışmalarında. Biz de böyle düşünüyoruz. Evet Eyüp Hocam. Peki, vakitte doluyor yani 14. Hocam bitti zaten. Öyle mi? Tamam. Bir dakika ben, zaten bir dakika şey olduğu için ondan biraz yavaştan aldım tabii, hocam. Tabii. Ben dedim bir hatırlatayım. Tamam. Eyvallah hocam. Sağ olun. Son olarak hocam o zaman hızlıca şöyle. Bir 2-3 dakika daha verebilirim. Çok rahat. Tamam hocam. Tamam, zaten tamam. Bitti biz. Tamam. Çok bir şeyimiz kalmadı. Önemli bir bulgu da hocam yani Türk Müslüman örneklerindeki Tanrı'yla ilişki kurma biçimi o maddelerde okuduğum üzere bizim Allah ile kişisel bir ilişki kurulabileceği fikrine katılmamışlar katılımcılar bunu zaten tepkilerini de getirdiklerini söylemiştim. Yani bizim Türk Müslüman örneklerinde Tanrı'yla yakın kişisel özel ilişki gibi ifadeler içeren maddeler bu tarz sorular analizlerde genelde sorunlara yol açıyor. Yani bu yakın ilişkiye karşı hani biz daha çok yüce bir varlık olarak görüyoruz. Ulaşılmaz,
olarak daha farklı bir tanrı tasavvurumuz var. Yine bu ölçeğin başka Müslüman toplumları örneklemeninde de uyarlamada da benzer sorunlar yaşanmış. Mesela Arapçaya, Malezya diline Malacca uyarlamalarında da benzer sorunlar yaşanmış. Onlar bu kavramları aslında daha çok ölçeğin içinden çıkartarak çözüm yoluna gitmişlerdi. Biz bunu yapmayı tercih etmedik çünkü hani orijinal ölçüye sadık kalarak ne sonuç vereceğini görmek istedik. Yani burada sonuç olarak bizim bulduğumuz Batı'daki spiritualite ile Müslümanlardaki maneviyatın çok örtüştüğünü söyleyemiyoruz. Çünkü bu Allah ile kurulan, özellikle Tanrı ile kurulan ilişki bizdeki ile Batı toplumundaki ilişki farklılık teşkil etmektedir. Biz maneviyatımızı, spiritualitemizi daha çok dine atfederek yaşadığımız için bu öznellik yani Tanrı ile ilişki konusuna vurgu çok yapmıyoruz. Dolayısıyla bu tarz ölçeklerde spirit çok var, manevi iyi oluş ölçekleri, maneviyat ölçekleri. Bunların uyarlamalarında gördüğümüz kadarıyla ifadeleri tabii ki uyarlıyoruz ama yani orada kastedilen ifadeleri değiştirerek, içini boşaltarak biraz daha uyarlıyoruz. Dolayısıyla yani insanların tanrı algısı, tasavvuru ilişkisinde kültürel, dini, kişisel özellikler belirleyici olduğu için biz bu tarz uyarlama çalışmalarında Hristiyan, Müslüman, Batı, Doğu gibi tanrı algılarıyla bağlantılı olarak din ve maneviyat algıları da bu kültürel dini farklılıklara göre şekilleniyor. Dolayısıyla bu kültürel belirleyici unsurları göz önünde bulundurmamız lazım. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz lazım. Son cümlem olarak mesela hemen göstereyim şurada Arapça uyarlamada. Mesela İngilizce görebilirsiniz. Mesela I have personally maddelerde kişisel olarak bütün ifadeler, kişisel olan bütün ifadeler Arapça'ya çevrilirken çıkartılmış genel ifadeler haline dönüştürülmüştür. Uyarlamalarda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle maneviyat, spiritüelite bağlamında bizim yani bu kavramları, ölçekleri yeniden gözden geçirip kendi maneviyat ve spiritüelite anlayışımızı kültürel farklılıkları da göz önünde bulundurarak geliştirmemiz gerekiyor. Efendim, teşekkür ederiz. Efendim biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Katılımda bulunan diğer hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Selamlarımı onlara da iletin. İnşallah. Vali hocam burada zaten. Evet, Vali hocamı görmüştük. Diğer hocalarımıza da selamlarımızı iletirsiniz. Evet, ikinci konuşmacı arkadaşımız doktor öğretim üyesi Okan İmre Bey. Okan Bey geldiler mi acaba? Evet, buradayım. Göremedim az önce de. Tamam hocam. Sesim geliyor değil mi? Sesiniz geliyor. Demin az önce Mustafa Bey bağlanmıştı. Evet. Evet. Acaba Mustafa Bey'in şeyi ne kadar sürecek? Onu bir Benim çok sürmez zaten. Benim çok sürmez zaten. Tamam o zaman. Çok sürmez. Ben oldu Okan Bey. Kısaca kendinizi tanıtın. Olur. Ondan sonra da konumuza başlayabilirsiniz. Buyurun efendim. Tamam. Ben Okan İmre, Doktor Okan İmre, psikiyatri hekimiyim. Karaman'dan katılıyorum. Karaman Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Yaklaşık 20 yıllık hekimim. Neden böyle bir şeye katıldım? Sempozyumun konusu bana çok etkileyici geldi. Öyle diyeyim. Ruh sağlığı ve din. Hani bizim camiada çok sıcak bakılmıyor. Hani din denilince kırmızı çizgi gibi. Onunla ilgili çok çalışmalar yapılmıyor. Ama dinin ruh sağlığındaki etkisini hep yabancılar araştırıyor. Çok da etkili bulmuşlar. Bu noktada da özellikle madde bağımlılarında Liman Ayık Yaşam Derneği var. İstanbul, merkezi İstanbul'da. Sufa Vakfı'nın öncülüğünde. %60-70'e yakın bir başarı oranı var. Özellikle madde bağımlılarında. Bizim ama temlerde %1,5 geçmiyor. Temiz kalma, ayık kalma %1,5 geçmiyor. %5'i
bulmuyor, öyle diyeyim. Yani yayınlarda %1.5 deniliyor. Psikiyatri hekimler de buna soğuk bakıyor. Hani bir hastanın iyileşmesi nereden geliyorsa gelsin, hastanın iyi olması önemli. Eğer bir kişi intihar düşünüyorsa, onu vazgeçiren ne varsa bütün argümanları kullanmak lazım. Ses geliyor mu bilmiyorum ama. Geliyor hocam. Gayet güzel. Bütün argümanları kullanmak lazım. Onun için ben de buraya katıldım. Hani bir madde bağımlısı kişiler genelde itekleniyor, dışlanıyor. Hani toplumun parçası aslında onlar. Hani bir toplumu bir insana benzetirsek, bir uzvumuz hastalandığı zaman, diyelim parmağımız kesildiği zaman, ne bileyim yani bedenimizin bir yerinde bir hasar olduğu zaman mutlaka bir önlemini alırız, doktora gideriz. Yani bu madde bağımlı da toplumun parçası. Dolayısıyla bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Herkese önemli vazifeler düşüyor. Sadece psikiyatristlerin işi değil. Yani buna şeyler de, bütün dernekler, vakıflar, ne bileyim yani din adamları, hukukçular, herkes önemli vazifeler düşüyor. Ama herkes bölük pörçük çalışıyor, öyle diyeyim yani. Mesela sadece Karaman'da baksak, bir psikiyatri hekimleri olarak biz hastaları arındırıyoruz ama sosyal hayata uyum aşamasında hiçbir şeyimiz yok yani. Tekrar eski hayatına döndüğünde tekrar işecek, belli yani. Ben takip ettim hastaları, geçen hafta 3 kişi taburcu ettim. Taburcu ettikten 1 ay sonra, 2 ay sonra bakıyorsunuz tekrar işip geliyor. Niye? Çünkü sosyal hayatta adapte olacak bir şey yok yani. Bu noktada da şey çok önemli, maneviyat özellikle çok önemli. Liman ayık yaşamda bu maneviyat merkezli. Avrupa'dan, Amerika'dan özellikle, Atsız Alkolikler Derneği'nden esinlenerek yapılmış. Başlarında da çalışanlar da eski madde bağımlıları. Gayet de şey yani kendileri iyi geliştirmişler. Bu noktada da bilgi sahibiler. Hani, hem din noktasında hem de bilimsel noktada araştırıp bunu uyguluyorlar. O yüzden ben de katıldım. Hani sözü şeye verebiliriz yani. Bizim Mustafa Tanrı'ya verebiliriz. Konuşabilirsiniz. Vaktimiz var ya. Sizden de ifade etmek isteriz. Yani böyle hani dedim ya, mesela 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Bakanlığı kendi arasında bir sözleşme imzaladılar. Bütün hastanelerde manevi destek uzmanları var. Biz yatırdığımız hastalar, diğer bütün branşlar içinde, dahiliye içinde, genel cerrahi içinde, ne bileyim yani diyalize giren hastalar içinde manevi destek uzmanları gidip şey yapıyor yani. Gidip bir destek veriyor, bir telkinatta bulunuyor. Ama psikiyatride bu bilinmiyor yani. Hatta psikiyatrik hastaların da çok ihtiyacı var. Yani intihar düşüncesi olan bir kişi de maneviyat onu mutlaka koruyor, koruyucudur yani. Bilimsel araştırmalar yapılmış. Dindar kişilerde veyahut da dine önem veren kişilerde intihar düşüncesi olsa bile onu fiiliyata dökme durumu olmuyor yani. Çok az oluyor. Olsa bile çok az oluyor. Onu bir frenleyiş, bir fren vazifesi görüyor. 2015'te kurulmuş, yaklaşık 7 yıldır var. Hani eminim ki çoğu psikiyatri kliniği bu manevi destek uzmanından haberi yoktur. Hani biz kendi hastanemizde manevi destek uzmanla beraber korele çalışıyoruz. Ama tabii hani ne kadar faydası var onu bilemiyorum. Çünkü yataklı değil. Orada bir nasihat, sadece nasihati yetmiyor. Bu Liman Ayık Yaşam Derneği'nin o avantajı var. Tamamen. Hocam ses kesildi ama. Okan Bey. Okan Bey, duyabiliyor musunuz beni? Okan Bey. Ha, sesim geliyor mu? Ha, şimdi geldi. Demin tamam, kesilmişti. Yani biz psikiyatri hekimlerinin kaç binin üzerinde yatak var dedim. 1000 yataklar. Bütün hepsini toplasak belki 5000'i geçer yani yatak şeyi olarak. Liman Ayık Yaşam Derneği'nin yaptığı şeyi yapamıyoruz. Çünkü onları maneviyatta kullanıyorlar. Yani herkesin başına polis dikemezsiniz. İçme diyemezsiniz. Herkesin başına psikiyatri, evet, doktor olmaz. Gitti. Kendi vicdan polis. Sesiniz gidip geliyor yalnız Okan Bey. Ha, gidip geliyor mu? Evet. Yani son zamanlarda baştan sıkıntı olmadı ama şu an. Ha, internet çekiyor. Hani Liman Ayık Yaşam Derneği, biraz da onun için katıldım. Hani biz psikiyatri camiasında çok bilinmiyor ama çok ihtiyacımız var. Maneviyata çok ihtiyacımız var bu noktada. Sadece madde bağımlılığı bireyler için değil, diğer hastası, yanmış kanser hastası, bir antidepresan ilaç yazıp göndermemiz çok doğru değil. Ama genelde öyle yapıyoruz yani. Halbuki manevi boyutunu anlatsak, bu ölümün bir yok oluş olmadığını, ölümün yeni bir hayat için bir başlangıç olduğunu, bir kapı olduğunu izah etsek belki çok rahatlayacak yani. O depresyondan kurtulacak. Veyahut da çocuğu vefat eden bir anneyi düşünün. Yani o hayatın merkezinde çocuğunu almış. İnanç eğer sağlam değilse o da onun ardından intihar eder. Ki
Hatta geçenlerde bir doktor bu şekilde intihar etti çocuğu vefat ettiği için. Niye? Çünkü biz maneviyatı ihmal ediyoruz. Yani öldükten sonra çocuğu cennete gideceğini bilse, teşe kavuşacağını bilse onun bütün sıkıntıları aslında düzelir yani. Oraya gitme bir iştiyak kesbeder. Avrupa'da, Amerika'da böyle maneviyata değer veriyor. Maalesef ülkemizde de demin kırmızı çizgi. Neden kırmızı onu da bilemiyorum yani. Yani herkes birbirinden saklıyor. Dindar olduğunu saklıyor. Dini kullanmamaya özen gösteriyor. Bizden önce hocamız da bahsetti ya, din ve maneviyat ayrılmış yani. Aslında bir bütün yani, bir ayrık olamaz yani. Yani mesela psikiyatride bu araştırmalara baktığımızda yoganın ruh sağlığı üzerinde etkisi yani, yoga. Yani onu araştırıyorlar ama İslam'ın ruh sağlığı üzerindeki etkisinden çekiniyorlar. Hayır, çalıştırmıyor yani. Hani bu bağlamda liman ek yaşam hani bilim çevreli tarafından çok bilinmiyor. Ben de böyle giden hastalardan böyle şey olunca bir araştırdım. Gerçekten de etkisi çok. Yani inşallah ileride tam bilim çevresi tarafından tanınır. Yani onlarla psikiyatri hekimleri, hastaneler korele çalışırlar. Çünkü biz taburcu ettikten sonra akıbetini onu bilemiyoruz yani. Yani bu şekilde. Yani Mustafa Taner kardeşimizle konuşun. O da Liman Ayık Yaşam Derneği'nde eğitici. Bir eski madde bağımlısı, öyle diyeyim yani. Adsız alkoliklerden esinlenerek yapılmış ama dinimize uyarlanmış şekilde. Kendisi istersen biraz bahsetsin, nasıl oldu, nasıl kurtuldu. Ondan sonra diğer arkadaşa geçeceğim. Çok vakit kaybetmeyelim. Mustafa hocamıza daha çok zaman verelim. Tamam inşallah. Peki ben teşekkür ediyorum. Peki tamam. Liman Ayık Derneği'nin hastane türü bir şeyi yok değil mi hocam? Yok, onu sadece... Mustafa hocam daha iyi bilir. Hastane şeyi tamam. Yok. Hastane bir koreli. Mustafa hocam bahsetsin biraz. Zaten kendisi dernekte de çalışıyor. Peki Mustafa hocam söz sizin. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İsmim Mustafa. 29 yaşında eski madde bağımlısıyım ben de. Şu an Liman Ayık Yaşam Derneği'nde rehabilitasyon sürecinde bitirmiş, tedavi olmuş. Burada eğitimci olarak görevime devam ediyorum. Eğitimci derken biraz açar mısınız Mustafa Bey? Tabii. Liman Ayık Yaşam Derneği'nde bizim Ayık Yaşam programımız var. Amerika'dan alındı. Az önce Okan hocamın da anlattığı. 12 basamak dan başlıyor. Ayık Yaşam programı da var. Tabii bu dinle birleştirilmiş. Çünkü dinle birleştirilmesinin sebebi bizim programımız iman hakikatleriyle modern psikoloji birleştirilmiş. Çünkü bunun da bana faydası, en çok bağımlılar üzerindeki faydası, nasıl ki vücudun bir gıdaya ihtiyacı var. Gıda vücut toparlayabiliyor kendini, fakat ruhumuz öyle değil. Ruh boşluktan dolayı büyük sıkıntılar çekiyor, büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunun yerini de cüz'i iradeden ziyade külli bir iradenin doldurması gerekiyor. Bu külli iradeyi de bizim dinimize uyarladığımızda Allah oluyor. Ancak Allah korkusu bizi maddeden uzak tutabiliyor. Onun dışında hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir işte özel güvenlik olur, polis olur, hiçbir şey bizi bundan alıkoyamaz. Çünkü bu bir hastalık, beyin hastalığı. Eninde sonunda bizi geri sürüklemeye neden oluyor. Bizim derneğimizin de bu noktada Risale-i Nur dersleri var. Özellikle Bediüzzaman'ın yazmış olduğu Risale-i Nur derslerinden aldığımız çok güzel manevi derslerimiz var. Manevi değerleri eğitmenimiz de var. Bu noktada modern psikoloji alanında da psikiyatrlarımız, işte psikologlarımız var. Başarı oranımızın yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesi de hem iman hakikatleri hem de modern psikolojinin birleşmiş olması. Bu şekilde bahsetmiş olayım. Kendimden biraz bahsedeyim. Tabii, buyurun efendim. 30 yaşındayım. Aşağı yukarı bir 15 yıllık madde geçmişim var benim de. Denizliliyim bu arada. Birçok psikiyatrlara gittim. Amatörlerde tedavi gördüm. Özel kurumlarda ve kuruluşlarda tedavi gördüm. Ama eninde sonunda birçok defa maddeye geri dönüş sağladım. Hatta en son yaşadığım acı bir olay. Aslında hani normal sağlıklı bir insanı yapmayacağı ama bağımlı bir bireyin ne kadar böyle düşüncesiz, ne kadar işte algılarının kapalı olduğunu gösterecek bir olay. Artık o kadar bir kriz anındaydım yine. Ben eski bir eroimanım bu arada. Kriz anında öyle bir azap yaşıyorsun ki o an hiçbir şey düşünemiyorsun. Sadece o cehennem azabının bir an önce bitmesini istiyor, diliyor. O an ne olsa yaparsın. O anda ben torbacıya gittiğimde, maddeyi almak için, kurtulmak için gittiğimde arabamı gördü, arabamı istedi. O an hiç düşünmeden, tereddüt etmeden vermeyi istedim ama yani değeri bu değil, şöyle böyle derken yani ister ver ister verme dedi. Anahtarı o an bıraktığımı hatırlıyorum sadece ama gerisini hiç düşünemiyorum bile. Yani algılayamıyorum. Algılarım o kadar kapalı. Düşünemiyorum bile. Ama içimden bir şeyler rahatsız ediyor yani. Yanlış olduğunu biliyor. Ama yine de kendimi durduramıyordum yani. Başka bir şeyin kontrolüyle altına girmiş. Sanki bizim de böyle onu sürekli bizi yönlendiriyor böyle.
onun altındaydım. Bunu da amatemler ya da işte psikiyatrlar bunu ilaçla ya da işte başka bir yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bu bence çok sağlıklı olmuyor. En azından ben bir şey göremedim. Bir başarı göremedim kendim özellikle. Çünkü maneviyatın bu noktadaki önemi çok büyük. Çünkü o ruhsal çöküntü. Çünkü çoğu bağımlı şöyle diyebilirim. Muhafazakar bir aileden geliyoruz abi biz. Yani toplum olarak Türkiye bakımından yani bir ateist bile olsa korktuğu zaman Allah diyen bir milletiz yani biz. Öyle bir Türkiye, öyle bir millet şimdi. O yüzden hepsinin içinde bir maneviyat var yani. Maneviyat eksikliğinin bu noktada ben çok büyük bir eksiklik olduğunu ve başarı oranının bu yüzden çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani bizim derneğimizin genel olarak başarısı %65'lerde. Ayık kalma sürecinin, iyileşme sürecinin, motivasyonunun yüksek olmasının sebebi bence maneviyat. Burada çok büyük rol oynuyor diyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Dernekle alakalı da sürecimizle alakalı biraz bahsedeyim. 12 basamaktan. Biraz evet, bir derneğinizi bir tanıtın. Az önce de ifade ettim. Böyle ayrı bir hastane türü, bir yatma yeri, evet, ve tedavi imkanları dışarıdan mı oluyor, yoksa yani oraya başvurdukları zaman orada kalabilecekleri yerler var mı? Evet, rehabilitasyon sürecinde burada kalacakları yerleri var ama tabii hastaneler gibi değil, kısıtlı biraz daha. Yatak sayımız sınırlı ve gönüllü insanlar yapıyor bunu. Eski madde bağımlıları başında durarak yapıyor. O süreci birlikte atlatıyorlar. Çünkü hani damdan düşenin halini damdan düşen anlar yani. Bir doktor onun psikolojisini ve duygularını anlayamaz. Biz bu noktada ben çok bunun şeyini, ceremesini çok çektim dışarıda. Sadece ilaç noktasında yardımcı olabilir. O da ertelemekle alakalı zaten. İlaçlar çoğu bizim duygularımızı ertelemekle alakalı. Onları yaşamakla alakalı değil. Bu da bir çözüm olmuyor bizim için. Çünkü o bizim için artık uyuşturucu bir sorun olmuyor yani. Uyuşturucu evet hayatımızdan çıkartabiliyoruz istediğimiz zaman ama aradaki uyuşturucuya götüren sebepleri çıkartamıyoruz. Bizim tekrar uyuşturucuya geri dönmemizin sebebi işte o aradaki sebepler. Onları da ilaçlar halledemiyor. Yani duyguların bir ilacı olmadığı için o duygular iyi gelecek. Yani o yoldan daha önce geçmiş, bize ışık tutabilecek birileri gerekiyor. Bu noktada işte bizim hocalarımız, bizden önde olan, o yolu daha önce yürümüş olan hocalarımız bize ışık tutuyor. Bu rehabilitasyon sürecinde ilk geldiği andan itibaren yatılı kalıyorlar burada. 3 ay bir programımız var bizim. 3 ay kalabilecekleri yer var, öyle mi? Tabii 3 ay yatılı kalıyorlar, evet. Ücretsiz ve ilaçsız bir şekilde. 3 ay yatılı kalıyorlar. 3 ayın sonunda tabii ki süreci bitti mi, mezun edildikten sonraki asıl süreci ondan sonra başlıyor. 2 yıl boyunca sürekli kendi rehberi oluyor. Ondan ayıklığı daha yüksek, daha ileride. Bir şeyleri aşmış, görmüş, geçirmiş. Rehber ediniyor kendine bir tane. Onun rehberliği eşliğinde 2 yıl boyunca o süreci birlikte yönetiyorlar. Birlikte götürüyorlar. Bir bağımlı zaten diğer bir bağımlıya yardım edebildiği kadar iyileşiyor. Abi biz buna inanıyoruz. Süreci 3 ay burada kalıyor. Evet ama daha sonra iş hayatına da işte normal sosyal yaşantısına da çoğu yerde yardımcı olunuyor. Rehabilitasyon süreci bu şekilde burada tamamlanmış oluyor. Peki Okan Hocam, şimdi acaba bir istatistiğini tutabildiniz mi bu Mustafa Bey'le konuşurken veya kaç kişi Yaşam Ayık Derneği'ne müracaat etmiş şu ana kadar? İşte bunlardan son konuştuğumuzda hocam 80'e yakın kişiyi, bir de bayan şubesi de açıldı. İki bayan şubesi açılmış. 80 kişi yatıyor. Yani %65-70 daha da yükseltecekler inşallah. Hem bu geçmişe dönük bir retrospektif bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Öyle diyeyim yani. Ama yani, etik kuruldan geçer mi geçmez mi onu bilemiyoruz. Hani şimdi etik kurul yani dedim soğuk baktıkları için etik kurul vermeyi düşünüyoruz. Öyle bir istişare yaptık, planlama yaptık. Geçmişe dönük. Kaç kişi gelmiş, kaç kişi taburcu olmuş. Yani bunların sosyodemografik verileri nasıl? Böyle bir çalışma yapmayı düşünüyoruz inşallah yani. Çünkü ama öyle bir sıkıntı var. Etik kuruldan geçirme sıkıntısı var. Öyle diyeyim yani. Yanlış anlamadıysam ilaçlarla tedavide %1-1.5 olan başarı %5'lere çıktığından bahsettiniz ki bu oran oldukça yüksek bir oran. Tabii aynen. Mesela şöyle yani bu amatemlerde genelde alkolik, Mustafa Bey daha iyi bilir. Alkolik kişileri, alkol bağımsız kişileri genelde amatemlere yatırmazlar yani. Çünkü oraya gidip eroine başlayabilir. Orada çevre edinip eroin kullanabilir diye onu normal düz servise yatırıyorlar. Ben bunu bizzat gördüm yani. Alkol bağımlısı mesela amatem deniliyor ya. Onu oradan ayırıyorlar. Amatemler daha çok eroin bağımlısı kişileri yatırıyorlar. O çevre ediniyor orada çünkü. Orada maneviyat da olmayınca orada daha çevre oluyor. Orada tanışıyorlar.
Yani o sıkıntı öyle diyeyim yani. Yani Mustafa kardeşimiz daha iyi bilir onu. Mustafa hocam daha iyi. Biz hocam buna çapraz tolerans diyoruz. Yani biz birçok ametemlere yattığımda ben kendimde bizzat müşahede ettim. Metamfetamin kullanıcısı ameteme tedavi olmaya geliyor. Eroin bağımlısı olarak çıkıyor. Ya da eroin bağımlısı tedavi olmak için girdiğinde işte esrar bağımlısı olarak çıkıyor vesaire vesaire. Bunun gibi çok böyle örneklerini görebiliriz yani. Birini tedavi ederken diğerinden bahsediyorsunuz. Tabii tabii. Yani şöyle hani bu resmi bir kuruluş yani böyle gönüllülük esasına dayanan bir vakıf. Hani bunu etik kuruldan geçmeye biraz sıkıntı olacak ama inşallah yapmayı düşünüyoruz yani öyle diyeyim yani. Yani i̇nşallah. Kendi itirafları aslında yetiyor. Bir çalışmaya da gerek yok. Kendi itiraflara Mustafa Bey canlı örnek yani. Yani kendi itiraflara kendi şeyleri yetiyor zaten yani. Bir ekstradan bir çalışma yapsak daha iyi olur tabii yani. Evet inşallah çalışmalarınız devam eder diye düşünüyorum. Çünkü başlamışsınız. Başlayan bir şeyin neticesi inşallah hayırlı neticelenir diye düşünüyorum. İnşallah. Peki efendim, doktor öğretim üyesi Okan İmre Bey'e ve kardeşimiz Mustafa Bey'e teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşallah şeyin sonunda bir 15 dakikalık bir zamanımız daha olacak. Orada da mesela dediniz ki dinle maneviyat aynı olmalı dediniz Okan Bey. Doğru mu anladım? Evet, aynı. Az önce Eyüp Bey konuşurken dinle maneviyat arasındaki farktan bahsetti. Ben de hatta Eyüp Bey'e de soracağım bir soru da var. İnşallah vakit kalırsa orada şöyle bir küçük bir konuşma, tartışma gibi görüşlerinizi almak isterim inşallah. Tamam hocam. Ben teşekkür ediyorum. Tamam çok sağ olun. Evet. Ben de hem oturum başkanı hem de katılımcı olarak delilik, mecnunluk, meczupluk gibi ruhsal hastalıklar ve bunların tedavisi konulu bir bildiriyle sempozyuma katkıda bulunmaya çalışacağım. Tabii ki Okan hocam burada doktor, ruhi ve bedeni hastalıklar insanın yaratılmasından beri hep var ola gelmiştir. İşte bu zaman zaman veba, cüzzam, sıtma, depresyon, akıl hastalığı ve benzeri farklı hastalıklar sebebiyle de dünyada birçok insan hayatını kaybetmiştir. İşte son birkaç seneden beri yaşadığımız korona hastalığında binlerce kişiyi kaybettik. Batılılar orta çağda akıl hastalarını hasta olarak kabul etmez ve onlara işkence ederken, Avrupa'da bu tip hastalıklara yakalananlar dışlanıp ölüme terk edilirken, İslam dünyası hoşgörüyle yaklaşarak yardım eli uzatmış, onlar için darüşşifalar, şifahaneler, hastaneler açmıştır. İbn-i Nefis, İbn-i Sina, Razi gibi birçok İslam alimi hastalıklara çareler aramış ve çeşitli tedavi yöntemleri geliştirmiştir. Bu yöntemlerin arasında tıbbi, cerrahi, bitkilerle tedavi yöntemleri olduğu gibi son dönemlerde adı çokça duyulan koku, su ve müzikle tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Şimdi bildirimiz iki bölümden oluşuyor. Bir deli, mecnun ve meczup kavramları, bir de bunların tedavi yöntemleri. Ben kısaca deli, mecnun ve meczup nedir? Onlar arasındaki farkı anlatıp konuma böyle devam etmek istiyorum. Şimdi bu üç kavramdan deli kelimesi teli deli şeklinde de ifade edilmektedir. Telmek, delmek fiili, sürüye katmak, bakınmak, dengesini kaybetmek, aklını yitirmek, aklı dengesi bozulmak, mecnun olmak gibi anlamlara gelmektedir. Türkçe köklü deli kelimesinin Farsça karşılığı divane, Arapça karşılığı ise mecnundur. Bu kelimeler farklı dillerden olsa da dilimizde özdeş veya benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Deli olma ve cinnet getirmeye de delilik denmektedir. Delilik bir bakıma insanın kendi benliğinden çıkması, aklın bedende olmama halidir. Çok geniş, anlamlı bir kelimedir. Mecnun kelimesi ise sevdadan ötürü kendini kaybetmiş, çılgın, deli, delice seven, tutkun, aşık gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Arapça bir kelimedir, cünun kökünden gelmektedir. Sözlükte çıldırmak, delirmek, aklı gitmek, örtünmek, gizlenmek,
aklını kaybetmek, delilik gibi manalarda kullanılmaktadır. Bu durumdaki kişi ise mecnun denmektedir. Meczup ise ceze ve fiil kökünden türetilmiştir. Çekmek, çekip çıkarmak, toplamak, büyülemek anlamındadır. Allah sevgisinden dolayı cezbeye tutularak kendinden geçmiş olan deli, divane, mecnun anlamlarında da kullanılmıştır. 19. yüzyılda Bursalı müderris Mehmet Said, toplumda yaygın olan deli ile ilgili tanımlamaları gözden geçirmiş, 56 farklı deli tanımı bulmuş ve Deliname adlı bir kitapçıkta onları derlemiştir. Bundan dolayı deliliğin tanımlanması konusunda sınır çizgilerini belirlemenin zorluk içerdiği görülmektedir. Görüldüğü gibi delilik, mecnunluk ve meczupluk kelime anlamı olarak karışık, girift bir konu gibi gözükmesine rağmen bu kavramların ortak özelliği normalin dışında olan şeyler olmalarıdır. Delilik, akli iradenin olmadığı durum, meczupluk ise akli iradenin var olduğu ancak reddedilmesiyle ortaya çıkan bir durum olarak değerlendirilebilir. Kısaca akıl adamı terk ederse deli, adam aklı terk ederse meczup olur denilebilir. Biz burada çalışma alanımızı açtığından tasavvuftaki meczupluk üzerinde durmayacağız. Psikolojik ve sosyolojik açıdan deli, mecnun ve meczubu akıl hastalıkları kategorisinde değerlendirip bu gibi kişilerin tedavileri üzerinde duracağız. Şimdi de ruhsal hastalıklar ve tedavi yöntemleri nelerdir? Tabii ki konu geniş bir konu. Dolayısıyla da biz burada daha çok Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ruhsal hastalıkların tedavi yöntemleri üzerinde duracağız inşallah. Selçuklu ve Osmanlılar'da bilginler akıl hastalıklarını ahlat-ı erbaa, hılıklar anlayışı ile izah etmişlerdir. Ahlat-ı erbaa, vücutta salgılanan dört temel sıvıdır. Buna göre nasıl evreni anasır-ı erbaa denilen dört temel unsur olan hava, ateş, su, toprak elementleri meydana getiriyorsa, insan bedeninde de bu unsurlara karşılık gelen kan, sarı safra, kara safra ve balgam bulunmaktadır. Bu maddelerin sıcaklık, soğukluk, nemlilik, kuruluk gibi dört niteliği vardır. Bunun için bedendeki kan ve karaciğerdeki sarı safra sıcak, beyindeki balgam ile dalak ve midedeki kara safra soğuktur. Bedene giren tüm gıdalar bu dört maddeye dönüşmektedir. Hıtların meydana gelmesi gıdaların bedene ağızdan girmesiyle başlar. Çiğnendiğinde mideye iner, sonra karaciğere, daha sonra da bağırsaklara gönderilir. Bu anlayışa göre sağlıklı olmak bedendeki kan, sarı safra, kara safra ve balgamın dengeli bir şekilde bulunmasına, hastalık ise bunlardan birinin dengesinin bozulmasıyla meydana gelmektedir. İbn Sina akıl hastalıklarının müzik, ilaç, meşguliyet, efendim, marzudan, şok ve telkin tedavi edilebileceğini söyleyerek günümüzdeki modern psikiyatrinin kurucusu olmuş ve ruhsal hastalıklar bu metotlarla tedavi edilmiştir. Şimdi de ruhsal hastalıkların koku ile tedavisi üzerinde durmak istiyorum. Kokular eski birçok medeniyetten günümüze kadar bir tedavi yöntemi olarak kullanılagelmiştir. Çiçeklerin özlerinden elde edilen yağlar insanlardaki bazı rahatsızlıkların tedavisinde şifa amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca lale, sümbül, reyhan, karanfil, gül, yasemin gibi çiçeklerin harika görüntüleri ve güzel kokuları ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Mısır ve Hindistan gibi devletlerde yüz binlerce senelik bir geleneğe dayalı bitkisel tedavi şekli İslam dünyası özellikle de Selçuklu ve Osmanlılar'da uygulanmıştır.
Güzel koku ile psikolojik tedavi, bitkilerin çiçek, yaprak, kök, tohum, kabuk, reçine gibi bölümlerinden elde edilen esansiyel yani uçucu yağların hastalara koklatılması veya vücutlarına sürülmesi ya da kokulardan buhur yapılıp koklatılması şekliyle uygulanırdı. Akıl hastalarının bahçelerde gezdirilmesi, çiçeklerinden koklatılması veya kokularını duyabilecekleri çiçekli bahçeleri gören odalarda yerleştirilmeleri de bu tedavi metotlarından biriydi. Evliya Çelebi Edirne'deki şifahaneyi anlatırken hastaların kaldıkları odaların pencerelerinin çiçek bahçelerine açıldığını ve akıl hastalarının bu güzel çiçekleri koklayarak şifa bulduklarını söyleyerek bimarhanelerdeki Güllabici adıyla anılan görevlinin günde iki defa hastalara gül suyu serptiğini, buradaki buhurinin sabah akşam buhur yakıp darüşşifayı kokulandırdığını zikretmektedir. Günümüzde de aromaterapi adı verilen bu tedavi yöntemi halen birçok psikiyatrik hastalıkta tedavi metodu olarak kullanılmaktadır. Aromatik kokuların yatıştırıcı etkileri depresyon hastalarında da kullanılmakta ve onların kaygı düzeyini düşürmektedir. Kokuların kaygıda ve uyku bozukluğunda tedavi edici etkisi, zihnin yitirilmesinde yaşam kalitesini artırıcı etkisi gibi pek çok işlevsel faktör günümüzde modern tedavi yöntemlerinde de kullanılmaktadır. Bir diğer tedavi yöntemimiz su sesiyle tedavi yöntemidir. Müslümanlar su sesinin ve musikinin ruh hastalarına iyi geldiğini keşfetmiş ve Batılılardan önce onu tedavi yöntemi olarak kullanmışlardır. Selçuklu ve Osmanlı şifahanelerinde hastalara musiki ile birlikte su sesi de dinlettirilerek hastalar tedavi edilmiştir. Bu şifahanelerin biri dünyada müzik ve su sesiyle akıl hastalarının ilk tedavi edildiği yer olan Amasya Darüşşifası'dır. Genelde avlunun tam ortasında bulunan şadırvanın fiskiyesinden akan su şırıltısı, psikolojik hastaların huzur bulmasını ve onların sakinleşmesini sağlamıştır. Aynı zamanda su sesiyle musikinin dinletilmesi de tedavinin etkisini artırmıştır. Edirne Darüşşifası da birçok hastalığı tedavi amaçlı kurulmasına rağmen daha sonra ruhsal hastalıklara yönelik hizmet etmeye başlamış ve hastalar ilaçların yanı sıra su sesi ve musiki ile tedavi edilmişlerdir. Evliya Çelebi Edirne 2. Beyazıt Darüşşifası ile ilgili "Orada bir darüşşifa vardır ki dil ile tarif edilmez, kalemler ile yazılmaz" sözleriyle bu şifahanenin 9 kubbesi ve altında 8 kemer olduğu ve her kemerin altında birinin bahçeye, diğerinin 8 köşeli büyük kubbenin ortasındaki büyük havuzun fiskiye ve şadırvanına bakan iki pencereli kış odaları olduğunu nakletmiştir. Ayrıca bu 8 adet kış odalarının önünde yine büyük kubbe içinde 3 tarafı mermerlerle çevrili 8 adet yazlık odalar olduğu, büyük havuzuna 4 tarafındaki çeşme musluklarından berrak su çağlayıp sel gibi havuza aktığı ve fıskiyelerinden tatlı su seslerinin duyulduğunu ifade etmektedir. Bu şekilde güzel yapılarla yapılmış olan Darüşşifa'nın odalarında her türlü hastalıklara yakalanmış olan zengin ve yoksul, yaşlı ve genç bütün hastaların istifade ettiğini anlatmaktadır. Bir diğer tedavi şeklimiz de meşguliyet ile tedavi. Meşguliyet yani uğraşı ile tedavi, hastanın zihinsel işlevlerinin korunması, kronik hastalıklara yakalanmasının geciktirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve hastanın yaşamla bağlantısını kuvvetlendirmesi amacıyla yapılan bir tedavi şeklidir. Bunun için darüşşifalarda akıl hastalarının iyileşmeleri için onların sanat ve el işleri ile meşgul olmaları sağlanmıştır. Ebu Bekir Razi, akıl hastalarını meşguliyetle tedavi etmek gerektiğini söyleyerek bu hastaların
balık avcılığı ve çeşitli oyunlarla uğraşmaları, sevdikleri arkadaşlarıyla hoş zaman geçirmeleri ve müzikle uğraşmaları gerektiğini vurgulamıştır. Evet, bazen genç kardeşlerim özellikle işlerinin çok olduğundan, meşguliyetten dolayı şikayette bulunuyorlar. Halbuki geçmişte meşguliyet bir tedavi yöntemi olarak da kullanıldığını görüyoruz. Evet, bir diğer tedavi yöntemimiz de manevi tedavi yöntemi. Az önce Okan Beyler de anlattılar. Maneviyat, hatta Eyüp Bey de bahsetti. Yine aynı konudan. Manevi tedavide hastaların tedavi edilmesinde önemli etkenlerden biri. Evet, Selçuklularda genel bimaristanların dışında birçok köy, kasaba ve şehirlerde akıl hastalarının tedavisiyle uğraşan tekkeler, cüzzamhane gibi kurumlar da vardı. Bunlar din, dil, ırk ayrımı yapmadan toplumun her kesimine kucak açmış, toplumun birçok ihtiyacını karşılamış, şiir ve musiki başta olmak üzere birçok sanat icra etmişlerdir. Bunların yanı sıra akıl hastalarının tedavi edildiği önemli mekanlardan biri olmuştur. Buralarda cüzzamlar halktan tecrit edilerek bakılırdı. Şeyhler gönüllere hitap eden sohbetler yaparak kişinin kendisini düşünmesini sağlayarak bir nevi kişisel terapi denilebilecek bir tedavi uygulamışlardır. Bunlar Osmanlılar döneminde de faaliyetlerine devam etmişlerdir. Mesela Afyon tarafında bulunan Karacaahmet Uluveli akıllanır gelen deli sözüyle kendi hakkında bilgi verilen Karacaahmet Tekkesi ve Burdur dolaylarında 10 Ocak'taki Melek Dede Türbesi, Konya'da Sıracalılar Tekkesi, Isparta'daki Pir Efendi Sultan Tekkesi ile Bağdat'taki Dehri Hizkil Tekkesi'nde akıl hastaları tedavi edilmiştir. Buralarda akıl hastalarına yiyecek ve içeceklerle ilgili diyet tedavisi, terlemesi için hamam tedavisi, nasihatlerle telkin tedavisi, gece türbede tek başına bırakılarak şok tedavisi, uygun işlerde çalıştırılarak meşguliyet tedavisi, şifa bulmaları için uygulanmıştır. Yine bu tedavilerde şeyh hastaya Kur'an'daki şifa ayetlerini okurdu. Özellikle cinlerin musallat olduğu kişilerde hastalık ve kötülüklerden kurtulması için dua okuyup üfleme yapılarak rukiye tedavisi yapılırdı. Tekkelerin her birisinin kendisine has bir yöntemi olsa da tedaviler genellikle bu şekilde uygulanırdı. Hastalıkların geçmesi ve hastaların şifa bulması için okutulan dua, salatü selam, kelime-i tevhidin yanı sıra kaside-i bürde naatı da manevi tedavi yollarından biri olarak kullanılırdı. Türkistan tarihindeki maneviyat temelli metotlar günümüzde psikolojik tedavinin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Tekkeler Türk İslam medeniyetinde günümüzdeki ismiyle manevi yönelimli psikoterapi ve psikolojik danışmanın yapıldığı önemli merkezler olmuşlardır. Ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan bir diğer metot da musiki, müzik ile tedavi metodudur. Musiki ile tedavinin tarihi binlerce senelik bir geçmişe uzanmaktadır. Antik Yunan, Orta Çağ Avrupası, Orta Asya Türklerinde müziğin depresyon, melankoli gibi hastalıkların tedavilerinde kullanıldığına dair bilgiler vardır. İslam aleminde de musiki Emeviler döneminde sosyal hayata girmiş, Abbasiler döneminde ilerlemiş, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de gelişimini sürdürmüştür. Musiki İslam dünyasında Selçuklu ve Osmanlılarda inşa edilen darüşşifalarda ilaçla tedaviye yardımcı bir unsur olarak kullanılmış, akıl hastalıklarının tedavisinde düzenli ve bilinçli olarak müzikle terapi yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca bu dönemlerde musikiyle tedavi uygulanmasına imkan veren akustik yapısı planlanmış darüşşifalar yapılmış, bu tedavi merkezlerinde daha sistemli bir şekilde akıl hastaları tedavi edilmiştir.
Bu darüşşifalardaki müzik ve tedavi uygulamaları Batı dünyasına da örnek olmuştur. İbn Sina Selçuklu hükümdarı Dükak tarafından Şam'da yaptırılan Nureddin Hastanesi'nde musiki ile akıl hastalıklarının tedavisini yapmış, Osmanlı devrinde de bu tedavilere devam etmiştir. Osmanlı saray hekimi Musa bin Hamun da diş hastalığı ve çocuk psikolojisi hastalıklarını tedavi etmede bu metodu kullanmıştır. 18. yüzyılda uzman olarak Osmanlı ordusunda çalışan ve Türkiye hakkında yazılar yazan Macar asıllı Fransız subay ve diplomatı Baron eserinde Topkapı Sarayı'nı anlatırken Enderun Hastanesi'nde çocuk yaştaki talebelerin müzikle tedavi edildiğini yazmıştır. Selçuklu ve Osmanlılar'da müzik tedavisini uygulayan hekim, hastanın ve hastalığın türüne göre hangi makamın hangi zamanda ve hangi hastalığa iyi geldiğini belirlerdi. Hatta gezegenlerin hareketleri ve ayın durumu gibi astrolojik durumları bile tedavinin etkisini artırması açısından göz önünde bulundururdu. Evliya Çelebi de makamların insanlar üzerindeki etkisinden bahsederken, akıl hastaları dahi bu makamlarda musiki dinlese rahatlar diyerek şunları zikretmektedir. Gerçekten de musiki ilminde rast, neva, dügah, segah, çargah ve sürnak makamlardır ama zengüle makamı ile buselik makamında rast karar olunsa insana hayat verir. Bütün makamlarda ve sazlarda ruha gıda vardır. Kösi Hakani tam baz ve davul sesi ise de heybetli sesi olup divaneler bile dinleyip rahatlarlar. Emine Çelebi seyahatnamesinde Edirne 2. Beyazıt Darüşşifası'nda hastaların şifa bulması için hanendelerin, neyzenlerin, kemanilerin, musikarların, santurilerin ve udilerin haftada 3 gün fasıl yaptıklarını anlatmaktadır. Farabi musiki ile ilgili Musikel Kebir adlı eserinde hangi makamın hangi saatte, hangi çeşit hastalıkların tedavisinde kullanıldığını, bu hastalığın nasıl bir etki yaptığı gibi konularda bilgiler vererek Türk müziği makamlarının ve bunların okunma zamanlarının ruha olan psikolojik etkilerini şöyle sınıflandırmıştır. Rast makamı güneş iki mızrak boyu olduğunda etkili, insana neşe ve huzur verir. Rehavi makamı Fecr-i Kazip'te etkili olup insana sonsuzluk fikri verir. Kuşek makamı insana hüzün ve elem verir. Hüzürk makamı yasıdan sonra etkili, insana korku verir. İsfahan makamı gün batarken etkili, insana hareket kabiliyeti, güven hissi verir. Neva makamı akşam vakti etkili, insana lezzet ve ferahlık verir. Uşak makamı öğle vakti etkili, insana gülme hissi verir. Zirgüle öğleye doğru etkili, insana uyku verir. Sabah makamı insana cesaret, kuvvet verir. Şeklinde makamları böyle uzun bir şekilde anlatmıştır. Sonuç olarak denilebilir ki İslam medeniyetinde musiki ile tedavi yöntemleri hastalıkları tedavi edip iyileştirmede kullanılmış, bu alanda pek çok ilerleme sağlanmış ve çeşitli araştırmalarda bu metodun faydaları da görülmüştür. Tabii ki Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde akıl hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere musiki ile tedaviye uygun gerekli akustiği sağlayacak şekilde darüşşifalar da yapılmıştır. Müzisyenler haftada belirli günler buralara gelerek onlara konser vermişler. Hekimler ile uzman müzisyenler hangi makamların ne kadar çalınacağını ayarlamışlar ve onları rahatlatıp mutlu edecek dozda musikiler sunulmasına gayret göstermişlerdir. Bu konuda da Selçuklu ve Osmanlılar'da birçok bimarhaneler ve darüşşifalar yapılmıştır. Arkadaşlar ben kendi kronometremi kurmayı unuttum. Herhalde vakit de doldu.
Başka tedavi yöntemleri de var. Bunlardan bir tanesi ilaçla tedavi yöntemi. Tabii az önce saydığım tedavi yöntemlerinin fayda vermediği durumlarda Selçuklu ve Osmanlılar'da ilaçla tedavi yöntemi de uygulanmış. Bunun için de macun şeklinde içilmesi kolay olması için macun şeklinde ilaçlar yapılmış. Bunlardan da en meşhurlar işte Beladır macunu, Felazozlar macunu, macunu nafi, macunu firhebi gibi macunlar kullanılmış. Bunlardan başka şerbetçiler de varmış. İlaç olarak yaptıkları şerbetlere isteyenlere satarlarmış. Bunlar arasında da işte gül, menekşe, nar, turunç, limon, demir hindi şerbetleri en çok talep edilenlermiş. Yine bunlardan başka tiryaklar yani panzehirler denilen bağışıklık sistemini artıran panzehirler de var. Bunlarda işte tiryaki faruk, tiryaki semaniye, tiryaki erbaa, tiryaki tin bunlardan en meşhur olanları. Evet, Evliya Çelebi yine hastalara haftada 2 gün macunlar dağıtıldığını, Edirne şehrindeki hastaların Darüşşifa'ya gelip çeşitli derman macunlarını aldıklarını, fakat sağlıklı olan kimselerin almasının yasak olduğunu söylemekte. Ayrıca mizaca göre de tedavi yönteminden bahsedilmekte. Bunu da bu kadarla geçireyim. Sonuç olarak değerli katılımcılar, değerli konuklar, toplumlardaki bireylerin ruhsal ve bedensel sağlıkları açısından büyük önem taşıyan koku, su, mizaç, meşguliyet ve müzikle tedavi yöntemleri çok eski medeniyetlerden itibaren günümüze kadar gelişerek devam ediyor. Türk İslam dünyasında bu tedavi yöntemleri büyük ilgi görmüş ve alternatif tedavi olarak kullanılmıştır. Hastalıklara uygun olarak yapılan bu uygulama şekilleri geçmişten günümüze birçok faydalar sağlamıştır. Özellikle müzikle tedavi yönteminin toplumdaki insanların ruh sağlığının tedavisinde ve güçlendirilmesinde yararlı katkılar sağladığı görülmüştür. Son yıllarda görsel ve yazılı basında müzikle tedavi ve aromaterapi sıkça karşılaştığımız kavramlar arasına girmiştir. Bu tedaviler pek çok ülkede modern tıpta hastaların tedavilerini desteklemek amacıyla psikoterapi yaklaşımlarını içeren yöntemlerle yardımcı bir metot olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de tedavilerde kullanımının yaygın hale gelmesi adına çalışmalar yapılmaktadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki tarihte ilk olarak Türkler müziği tedavi amaçlı kullanmıştır. Türk İslam medeniyetinde şifahaneler asırlarca din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm insanlığa ücretsiz olarak hizmet sunmuşlardır. Özellikle Selçuklu ve Osmanlılar'da hayırsever vatandaşların yaptırdığı bu şifa evleri bir hayır kurumu olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Türk İslam alemindeki manevi tedavi yollarında en çok kullanılanı ve etkili olanı musikiyle tedavi çalışmaları olmuştur. Her ülkenin kendi milli musikisiyle hastalıkların çeşidine, kişinin mizacına göre uygun bir vakit ve uygun bir makamla hekim tarafından hastaya uygulanmıştır. Günümüzde müzik terapi adıyla ruhsal yönden sıkıntısı olan hastaların tedavileri yanında şehir yaşantısındaki stresi insanları rahatlatmada, fabrikada çalışan işçilerin iş üretimini artırmada, hatta uygun müzik türleriyle hayvanların süt ve yumurta üretimlerini artırabilmede de olumlu etkiler meydana getirdiği görülmüştür. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. biraz uzattığımı fark ediyorum. Peki efendim. Değerli arkadaşlar, göremiyorum ekrandan. Oralarda mısınız? Buradayız hocam. Evet. Peki efendim. Buradayız hocam. Eyüp hocam, Okan hocam, Mustafa hocam. Şimdi biraz da az önce bahsettiğim din ve maneviyat tabii birbirini tamamlayan şeyler tam birbirlerini karşılamıyor. Okan hocam karşılıyor dese de Eyüp hocam karşılamıyor dedi. Değil mi Eyüp hocam?
ondan bir bölüm gibi. Yani literatür, şöyle hocam, hani Türk örnekleminde Okan hocamın kastettiği şey, hani Türkiye'de burada daha çok karşılaştığım, yani toplumda bunun bir karşılığı çok henüz daha yeni çıkmaya başladı. Zaten beraber kullanırız. Din ve maneviyat diye daima kullanırız. Peki şunu Eyüp Bey, şunu merak ettim ben. Şimdi dediniz ki daha önce biz maneviyat kelimesini kullanarak bir anket yaptık. Doğru mu? Ondan sonra aynı şeyi, evet. Kelimeyi kullandık dediniz. Allah yerine de Tanrı kelimesini, kavramlarını kullanarak bir deney üzerine çalıştığınızdan bahsettiniz. Peki böyle olduğu zaman farklı bir sonuç elde ettiniz mi acaba? Yani şöyle hocam, o ilk yaptığımız analizde boyutlar aslında oluşuyor. Yani açımlayıcı faktör analizi dediğimiz analizde ama şeyde işte doğrulayıcı faktör analizinde yine hata verdi. İstenen değerlere ulaşamadı. Ama yani en azından hani anketleri gönderdiğimiz kişilerden daha az tepki aldık diyebiliriz yani. Tanrı olunca, spiritüelite olunca filan. Orada da şöyle oluyor hocam, hani ya bu spiritüelite ne filan diye sorabiliyorlar, nereden çıktı diye. Orada da öyle bir şey var, fark var. O kelime, tabii ki o kelimeyi kullandığı zaman hatta ben de şöyle baştan nedir diye baktım ya. Yani biz literatürden çokça, evet. Mesela şöyle, Okan hocam da bahsetti, Mustafa kardeş de, mesela atsız alkoliklerden bahsettiler. O Kur'an işte Bill Wilson herhalde. O mesela hocam temeli şeye dayanıyor aslında, hani biz diyor dini bir oluşum değiliz, manevi bir oluşumuz ama ilk maddemiz hani yüce bir güce teslim olma ilk maddesi. Yani bağımlı olduğunu kabul edip yüce bir güce teslim olması ama bu yüce gücün ne olduğunu söylemiyor bize. Yani işte bu ruhsal alanında hocam da bahsetti, hastanelerde veya diğer yerlerde çalışırken işte dinden ziyade maneviyat daha çok tercih edilmesini tavsiye ediyorlar. Öyle hocam, böyle bir sahada öyle bir ayrım var yani. O biraz daha şeyden hocam. Yani din deyince sanki bir kategoriye giriyor yani. Maneviyat deyince herkesi katıyor. Maneviyat biraz daha sanki öznel gibi. Dinin belli kuralları var. Yani mesela bizim dinimize uyarlarsak, yani din, iman ve İslam birlikte içeriyor. Yani İslamsız iman olmaz, imansız İslamiyet de olmaz. Belli bir hayata uyarlanmış bir şekli var. Uygulamamız gereken belli yasaklar var. Ama maneviyat da öyle değil. Kendisi ben manevi biriyim deyince neyi kastediyor dediğimizde, ben şuna yardım ediyorum diyor yani. Evet. Yani o şeyde biraz öznel. Bu sanki bana öyle geliyor. Hani ruhsal iyi oluş gibi yani. Aynen. Kendi o şeyde tarifliyor. Onun için onda bir şey yok yani. Hani mesela nasıl diyeyim yani, hiç biraz öznel gibi yani. Belli bir kural yok yani. Ben o şeyi de anlıyorum. Ama din maneviyatı da kapsıyor yani. O şeyde ilk şekilde açıkladınız ya, bu küme şeklinde yani. Evet yani hocam. Din içinde maneviyat da var. Şimdi manevi iyi oluşu biz de hissediyoruz. Namaz kıldığımızda rahatlıyoruz mesela yani. Bir iyilik yaptığımızda Allah rızası için yapıyoruz. O biraz şey yani, hani Allah emrettiği için yaptığımız şeyler. O da kendisinden geliyor, öyle diyeyim yani. Biraz belli bir zorlayıcı şeyi yok onun için yani. Ben o şekilde anlıyorum yani. Tamam. Peki Okan hocam, ilave etmek istediğiniz bir konu var mı? Yo, çok sağ olun hocam. Bu sempozyum için çok çok teşekkür ederiz. Hani yani benim niyetim de şey yani, bu arkadaşlar kendilerini ifade edebilecek yerler bulsunlar. Çünkü böyle bir şey var. Hani Türkiye'de tam bilinemiyor. Bizim psikiyatrımız mesela çok soğuk bakıyor böyle şeylere ama biz, elimizden bir şey gelmiyor yani. Açık konuşayım yani. Hani biz her hafta madde bağımlısı yatıyoruz. Sonra tekrar geri dönüyorlar. Yani bu saha çok boşluk. Da kaldı, öyle diyeyim yani. Okan hocama bir hemen bir şey söyleyeyim hocam. Benim de alan doktora tezim bağımlılık üzerine, madde bağımlılığı da. Ben Ametem'lerde çalışmak istemiştim. O dönemde Zehra Hoca var, Ankara Ametem'deki. Belki bilirsin. Yani o şey sorumlusu, Ametem'in sorumlusu hocalar. Yani kesinlikle biz kliniğe maneviyatı sokmayız diye şey yapmışlar, tepki göstermişler.
Öyle demişler de başarı oranı düşer yani. Başarı oranları düşer. Maalesef çok öyle yani. İşler acısı bir durum. Hani mesela şöyle diyeyim yani bizde ön yargı, kendi kendimize karşı bir ön yargı oluşturmuşuz. Şöyle bir örnek vereyim. Bununla ilgili çalışmalar da yapılmış. David Clark diye biri var. Duydunuz mu bilemiyorum. Bilişsel davranışçı terapinin öncülerinden. David Clark Takıntılarla Başa Çıkma kitabı var. Yani milyonlarca satıyor, öyle diyeyim yani. Çok satıyor. Biz de kendi hastalarımıza öneriyoruz. Bu kitabı yazarken hani bu Said Nursi'nin Vesveseler Risalesi var. Vesveseler Risalesi. Adam onu alıp direkt yazmış yani. Said Nursi, İslam alimi Said Nursi Vesveseler Risalesi diye şöyle bir ibaresi var diyor. Kitabı da ondan yola çıkarak yazmış gibi. Öyle diyeyim yani. Onun fikrini alıp yazmış gibi. Orada ön yargı olmuyor ama burada biz tedavide kullandığımızda sıkıntı yaşıyoruz. Öyle diyeyim. Kendi hastalarımın intihardan kurtuldu ama bunu bir şeye izah edemiyorsunuz yani. Biraz hani geçmişte yaşadığımız olaylardan dolayı bilemiyorum ama hani din biraz sakıncalı bir alan gibi görünüyor ama tedavide kullanılıyor yani. Almanya'da mesela böyle bir şey vardı. Birle konuşuyorduk. Bu hastanelerle beraber Kore'yle çalışıyorlar. Öyle diyeyim yani. Manevi destek. Bize 2015'te daha hastanelerle başladı. Evet. Tabii ve çoğu klinik bundan haberi yok. Ya hatta hani ben de bir kendi... katkı yapabilir miyim? Tabii. Pardon hocam. Estağfurullah. Buyurun. Son oturumdayız. Hocam sözünü kestim. Lütfen devam et. Estağfurullah. Maruf hocamla görüştüm. Dedi son oturum. Biraz uzatabilirsiniz dedi. Buyurun hocam. Okan hocama çok teşekkür ediyorum. Yani söylediği şeyler bizim her gün hem sahada hem akademiyada, literatürde karşılaştığımız şeyler. Evet, yurt dışında bu din, maneviyat, terapi, ruh sağlığı, danışmanlık vesaire çok yoğun bir şekilde iç içe bir bütüncül bir yaklaşımda kullanılıyor. Hem akademik düzeyde hem işte dediğim gibi sahada çok sık kullanılıyor. Ülkemizde bu konuda çekinceler, tepkiler var. Okan hocam bir cümle söyledi. Ne yapalım, elimizden bir şey gelmiyor dedi. Hocam gelir. Anladığım kadarıyla psikiyatristsiniz. Özellikle sizin gibi düşünen, sahada çalışan, alanı tamamen ruh sağlığı olan kıymetli hocalarımızın bu farkındalık, bilinciyi yürüteceği çalışmalara ihtiyacımız var. Ortak çalışmalara ihtiyacımız var. Benim uzmanlık alanım din psikolojisi ve manevi danışmanlık. Ben manevi danışmanlığın hem pratiğinde hem teorisindeyim. Ses biraz kesilip anlaşılmıyor hocam. Hem de yani hem akademik seviyede işbirliği hem de sahada birlikte çalışmayı çok arzu ederiz. Yani yapabileceğiniz çok şey var Türkiye için özellikle hocam. Bunu yani buradan istirham etmiş olayım. Şöyle hocam, normalde hani psikiyatri cemiyeti olarak yapacağımız çok şey yok. Ben yani ferdi olarak yani kendi başıma çalışıyorum ama hani ne kadar etkili onu bilemiyorum. Yani kendi yakın zamanda bir kitap çıkardım. Ruhsal sorunlarda din ve maneviyat diye yani. Hani bu çok psikiyatri cemiyeti çok kabul gören bir kitap değil. Ama hastaların ihtiyacı var. Onlara yönelik. Hani böyle bilinçlendirme adına bir kitap çıkarttık. Yakın zamanda yayınlandı zaten. Hani böyle bir şey var. Bizim de bir arzumuz var. Ama ne kadar zahmet görür bilmiyorum. Görmesen yine çalışacağız da. Böyle bir şeyimiz var yani, öyle diyeyim yani. Çünkü biz kullanıyoruz. Kendi yani, hastalarını intihardan kurtulan hastalar. Çok güzel hocam. Yani, vaka boyutunda yani. O çok kitapta tebrik da, ederim ve teşekkür ederim. Yani o kitapta örnekleri yazmışım. Hani yani, bilimsel çalışma olarak değil de. Çünkü dedim etik kurul sıkıntısı olur. Olgu boyutunda o kitapta yazmış teker teker. Ona yakın örnek var. Yani hangi hastada hangi tedavi uyguladık, nasıl yaptık, manevite hangi özelinden faydalandık diye. Ben kendim tabii hastanın özeline bakıyoruz. Yani hastanın o uygun mu değil mi ona göre uyguluyoruz. Kendim etkisini gördüm. Yani öyle diyeyim yani. Şimdi İşte tam da bunları Türkiye'deki diğer meslektaşlarınızla paylaşılmasına ihtiyacım var. Kabul görüp görmemesi önemli değil. Sonuçta bilimsel bir çalışma ortaya koyduğunuzda kabul edilmek zorunda. O kadar. Yani hastamız intihardan kurtulduktan sonra hani biri bir şey demiş, hiç önemli değil. Yani o yani ben bizzat yaşadım. Hastanın obsesyonu vardı. Obsesyonlar 3 defa intihara kalkışmıştı. Yani hem de hocam gazını açıyor, intihara kalkışıyor. Biz şok tedavisi verdik. EKT dediğimiz yani. EKT tedavisini duydunuz mu bilmiyorum ama hani şok verdik. Filmlerde görülüyor ya. Ve hasta iyileşmedi yani. En son vesvesesi ne olduğunu öğrendik. Hocamız da sağ olsun. Dedi ya Said Nursi'nin vesvese risalesi verip bir okusun verdik. Yani ikinci gün, hatta ikinci gün de değil. Yani hasta geldi. Hocam bu metni öğrene kadar saklayacağım dedi yani. Ve gitti, bir daha gelmedi yani. Sonra tayinim çıktı. Bir yıl sonra beni aradı. Eşi beni aradı.
hocam siz neredesiniz? Hastamızı size göndermek istiyoruz. Benim yaptığım şey değildi aslında yani. Yani hastanın o bilişsel bozukluğunu bir maneviyatla düzelmişti. O da benden biliyor. Halbuki zaten yol belli. Yani Avrupa, Amerika bunu kullanıyor. Dedim David Clark bunu kitabında yazmış. Ama biz çekine çekine bunu söylüyoruz. Acaba ne olur? Acaba ne derler? Hasta intihar ediyor. Yani bunu intihardan vazgeçen her türlü argüman aslında kullanmak lazım. Öyle diyeyim yani. Burada çok boşluk var yani. Peki efendim. Zuhal Hanım, Eyüp Bey, Okan buyurun Bey. Hocam, teşekkür ederiz. Hocam. Katılımlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Peki bir dahaki sempozyumlarda görüşmek üzere diyorum. İnşallah dinleyicilere. Kütahya'ya da bekleriz. Eyvallah inşallah. İrtibatı koparmayalım inşallah. Tamam inşallah. Teşekkürler hocam. Peki. Sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Amin. Size selam, sevgi ve muhabbetlerimi Kütahya'dan gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah'a emanet olun.